katılım sağlayacak olan ülkelerin değerli katılımcılarıyla netleştireceğiz. Katılım bölgede toplamayı düşünüyoruz. Özellikle şu alanı festivalin birkaç gün içerisinde yapılıp bitecek ve kalkacaktır niyetiyle değil. Bu oba alanına girişimizde çadırlarımızdan sonraki alanda şöyle bir ay yıldız şeklinde hem sponsorlarımızın dükkanları hem de el sanatları atölyeleri olacak. Bu ay yıldız düşüncemiz buradan ibaret. Telefon indirebilir miyiz? Gücünü toprağından almış nice kara yaz delikanlının yaşatmak ve ilerletmek için Gençlik ve Spor Bakanımız. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım ve burada sadece bize ait olan değerleri değil, geleneksel yani tüm milletlerin tüm değerlerini gösteren spor dallarını biz burada inşallah tüm dünyaya sunmaya çalışacağız. Katkı olarak baktığınız zaman bu sadece Türkiye'ye ad olarak, sportif faaliyet olarak değil, başta bu değerli kadim izniğimiz olmak üzere burayı tüm dünyaya inşallah bir turizm yolu olarak bir faaliyet, yani burada daimi devam eden bir kültürel faaliyeti inşallah tüm dünyaya duyuracağız. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz Yeşil Camisi'nden tutun Ayasofya Camisi'ne kadar ve İznik deyince aklımıza gelen İznik Çinisi'ni tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Yani bir turizm geliri akacak. Buradan tüm dünyaya bize ait olan değerleri göstermeye çalışacağız inşallah. Burada yaklaşık 600 dönümlük bir arazimiz mevcut. Bu arazinin ilk etapta Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden bugün de sizlerin de şahitliğiyle talep ettik. O alanın bir düzeltilmesi, üzerinden bir kış mevsiminin geçmesi, altyapısının hazırlanması ve daha sonradan üzerine daimi kalıcı olan bir stat tribün yapacağız. İşte atlı okçuluk ve normal okçuluk faaliyet alanlarımızı yapacağız. Ve orada yine işte bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz turizm sektöründe öncülük olsun diye çadırdan, kıl çadırdan kalıcı otel odalarımız olacak. Bunların inşası olacak ve bu tabii daimi bir faaliyet olacak. Otel niyetine misafirlerimiz gelip oradan yararlanabilecekler. Bu süreç zarfında biz sadece Türkiye olarak değil, bu organizasyonun içerisinde yer alan, aslında temsil başkanlığında yer alan Türk Keneşi, Türk Konseyi'nde yer alan ülkelerle iş birlikteyiz içerisindeyiz ve çalışmalarımız, toplantılarımız devam ediyor. Bunu sadece dediğimiz gibi sadece bizler değil, Türkiye Cumhuriyetler tarafından da tanıtımı hızlı bir şekilde devam etmektedir. Buradaki en büyük amacımız bugünkü gençliğin bize ait olan değerleri, kültürel faaliyetlerimizi, bütün hepsini bir görmesi, yaşaması ve yaşatması. Yani gelecek olan nesile bizim değerlerimizi gösterme noktasında biz konfederasyon ve federasyon olarak, spor bakanlığı olarak var gücümüze devam edeceğiz. Burada tabii ki spora değer veren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize, devletimize ve bu değerlere sahip çıkan büyüklerimize de ve hatta bununla beraber bizim yapmış olduğumuz bu organizasyonları, amacımızı, vizyonumuzu, tüm bu değerleri medya olarak sizler tüm insanlara aktardığınız için başta sizlere de teşekkür ediyoruz.